Videosu var. Pasta mı? Herkese merhaba. Neli pasta? Neli pasta? Tamam, hemen gidip geliyorum. Hemen gidip geliyorum efendim. Derhal. Hazır mıyız? Ben Orkun. Sonradan Görme serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık sonradan görmede denemediğimiz şey sayısı çok az kaldı. Hani yurt, araba, ev, yemek bilmem ne yapmadığımız şey çok az kaldı. Memleketteki her şeyin de fiyatının uçtuğunu görüyoruz aslında biz bu serinin içerisinde. Dolar oldu 9. Her şeyin fiyatı çok pahalı. Bugün de sonradan görme serisinde pasta karşılaştıracağız. 16 liralık pastayla başlayıp en son 225 bin liralık düğün pastasına kadar çıkacağız. Her şeyin fiyatları uçtuğu gibi pastaların da fiyatı uçmuş ama bakalım şu an fiyatını hak ediyor mu? Ucuz, orta, pahalı. Cebimde hiç para kalmadı. Ben denirim, sen parasını verme. Ayağınıza geldi sonradan görme. Sonradan görme. Evet, en ucuz fiyatlı İstanbul sınırları içerisinde bulabildiğimiz en uygun pasta için BİM'e geldik. BİM'de 24 TL'ye 8 kişilik bir pasta varmış. Bakalım en uygun fiyatlı pastamız nasıl? Şimdi benim beklentim şu yönde bu arada. Böyle hani sırf boş bir kek gibi bir pasta bekliyorum ben. Hani sen onun yanına sanki böyle biraz kremalar, reçeller bir şey almalısın ki o şey olmalı. Hani BİM'in bir pastası var dendi. Merhaba, hazır pasta nerede var acaba? Hazır pasta dolapta dendi. Hangi dolapta? O da bir önemli bir detay. Ama bize 24 lira dendi. 8 kişilik dendi. Bundan başka pasta var mı? BİM'in pastaları efsane bu arada. Hele ki bir profiterollü pastası var. Efsane şeyi de çok tavsiye ederim. Kahveli miydi? BİM'in pastaları aşırı iyi. Şaka yapmıyorum. Çok güzel, çok lezzetli pastaları var BİM'in. Hiç öyle kötü değil yani. Bu arada Nightrise hoş geldin. Sevalar getirin. Hazar 61 hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Pastalarımız var. Ses mi kayıyor? Herkes de kayıyor mu? Ona göre zaten bir kişi yazdığı için şey yapıyorum ama yine de bir kişi böyle izlemesin. Bir kayma mı? Hayır bu tamam. F5 atalım. F5 atalım eğer sesi kayan varsa, öpüyorum. Bilemedik orada da. Abi en ucuzu hangisi? Mesela şu olabilir. Bunda da pasta yazıyor. Üstünde pasta yazan en ucuzu hangisi? Çikolatalı pasta 23.90. Oradaki daha ucuz. Teşekkür ederiz. 15.90 bu. Hangisi 16 lira. Ben sana söyleyeyim bak. 4 kişilik bu. Sana bir tane de Barbie bebek alayım mı? 580 gram falandır bu da. Bunun fiyatı daha yüksek ama pastadan. Martı'nın dedektifleri silecek katili alayım mı sana bir tane? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani bitecek bir şey mi alsaydık? Yok, o bitçemizin üstünde. 15.90 aşacağız yoksa. Yok, almayalım. Bak poşet neyle yiyeceğiz? O da önemli. Çatal, bıçak. Teşekkür hocam. Kolay gelsin. Yani en ucuzu olduğu için hocam yanında da limonata ikram etmiyorlar yani. Neli. Ya bir yer bulalım. Şurada bir çay bahçesinde. Neli. Güzel güzel yiyip içelim ya. Osmanoğlu damak tadı çikolatalı pasta. Abi şimdi bunun içindekiler kısmında o kadar fazla çok içindekiler var ki emulgatörden tut tam hidronize bitkisel yağlar, bilmem ne koruyucular, sodyum sitrikler, sitrik asidik düzenleyici, alkolize kakaolu glikoz şuruplarından bilmem ne. Yani bütün kimyasal adını duydum her şey var bunun içinde. Birazcık kimyasal olmayan fındık. Mesela ben ilk yaz okuluna kaldığım sene tek başıma kutladım doğum günümü. Kendime gidip BİM'den pasta almış. Onu hatırlıyorum. Tek başıma da üflemiştim. Fıstık, yer fıstığı var. Ya bunların bir içeriklerine bakmakta bence fayda var yemeden önce. Son kullanma tarihlerine de alırken bakın bu arada bunun yarım bitiyor son kullanması. Koku testi. Çikolata kokmuyor. Göz hakkı testi. Çikolata tadı var. Kötü de değil. Güzel lan. Ya bu Murat'tan geçti kesin bana. Ben böyle bir şey yapmazdım. Bu Murat'la yata kalka ben böyle oldum ya. Bu benim hareketim değil bu yani. İç kontrol yapalım. Oha, bıçak ne? Evet, böyle içi böyle biraz yaş pasta, biraz brownie, işte birazcık çikolata parçacıkları. Burak tadı olarak güzel ya. Tadına alsın. Biraz fazla böyle çikolata şurubumsu bir tat geliyor. Biraz fazla tatlı. Abi 16 lira için gayet güzel ya. Sen bunu bana getirsen, bu pasta 200 liralık bir pastadır kardeşim. Ye desen yerim, sorgulamam. Bir şey de demem yani. Vallahi anlamıyorum ben.
Benim için biraz fazla tatlı. Daha az tatlı olmasını ben tercih ederdim. Ama bence yani normal pasta falan biri için gayet güzel abi. Gerçekten 100 lira pastayı koy, yanına da bunu koy. Arasından farkını anlayacak adam sayısı bence azdır. Belki böyle malzeme kalitesini falan hisseden biri olması lazım ama ben kadar... hiçbir pasta... ¿220.000 lira mı? Ne var içinde? İçinden umarım dansöz Didem falan çıkıyordur pastanın. Ya da ne çıkıyor? Gerard Butler mı çıkıyor içinden? Yani Gerard Butler çıkıyorsa ben okeyim. Tamam, o zaman 220 lira olabilir. Veririm pastayı o kadar. Düğün pastası yani. Gelinlik pastası yani. 220.000. Profesyonelliğim, bir şeyim olmadığı için normal vatandaş olarak çok beğendim ben. Yani şey olarak düşündüğün zaman bir arkadaşının doğum gününde bence bu pastayı götürsen kimse sana hiçbir şey diyemez. Tadını da beğenirler, herkes de memnun kalır. Beğenilir ama ya. Mesela bu düğün pastası olmaz. Yani bence tek dezavantaj diyebileceğim şey, evet, düğüne bu pastayı götürmezsin. Ama bundan 50 tane alsan, üst üste koysan, bir şekil şukul bir şey yapsan düğün pastası da olur bence abi. 16 lira sonunda ya. Vallahi beğendim ben. Çok ön yargılı yaklaştım Bim'in pastasına. Çok da güzel yok çıktı. Yok ya, Bim'in pastaları iyi. Evet, orta fiyatlı pastamız için acı bademe geldik. 150 TL değerinde. Gerçekten ortalama bir fiyat. Yani normalde 4 kişilik pastalar, 6 kişilik pastalar 150 liradır, 200 liradır. Ama pahalı pastamızı görünce, o bir düğün pastası zaten. Diyeceksiniz kardeşim böyle pasta mı olur? Nerede? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum, gözüm seyiriyor. Gözüm seyiriyor, gidiyorum. 150 lira orta fiyat. Orkun Şıtmak Kütahya'ya gelseydi ben kendisine orta fiyatta efsane bir pasta yedirirdim bu arada. İnci Pastanesi'nden. Bak ağzım sulandı. Ağzım sulandı. Hem orta yo ben bir şey söyleyeceğim bu arada. Bence sarkastik yaklaşıyor şu anda o da olaya. 150 çok pahalı. 150 normal normal fiyat değil. Değil abi normal fiyat. MSMS değil yani. Çok üzgünüm. Sevgili İstanbullular, belki size göre normaldir. Normal değil ama. Değil. Burada normal ne kadar abi, İstanbul'da ne fiyatlar ne ya? İstanbul'da ne oldu? İstanbul'da pastalara ne oldu anasını satayım? Pastaların fiyatı niye yükseldi? Aa! Bana normal, bana hiç normal ne pastası ama bu? Tasarım bir pasta mı? Tasarımsa okey olabilir mi? Acı badem, bakayım, badem tatlıyız. Badem tat 1071, 1071, 1071. Hangi pasta? Bu pastalar, abi bu pastalar hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk abi. Ne veriyorsun bize? 150 lira olan hangisi şimdi? Şöyle arka tarafa dönüyorum. Döndük. Şu pastalardan. Hepsi boylar. 150 lira fix mi bunlar? Hayır, şu orta boylar öyle. Bunlar kaç kişilik? Bunlardan 12 dilim çıkıyor. En favori ne? Son olmalı. Yani bizde her şey favori ama kimisine göre meyveli, kimisine göre çikolatalı. Çikolatalıdan. Ama bence çikolatalıyla meyveliyi karıştırmak lazım. Çilek çikolat. Hatta çilek beyaz krema. En sevdiğim pasta. Çilek, araya pastacı kreması. Bitti, benim için yeter. En sevdiğim pasta. Çikolatalı, orman meyveli, çikolatalı. Ne diyor? Bu nasıl 12 kişilik ya? Bu max 6 kişilik. Bak ben gerçekten 6 kişilik abi bu. Ben bunu maksimum 6'ya böler yediririm. Nasıl 12 dilim çıkıyor buradan? Ne kadar, elim kadar mı dilim çıkaracağız biz buradan? Ne yapacağız? Mümkün değil. Mümkün değil. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Kimisine göre 4 dilim max yani. Size o kadar söyleyeyim. Mehmet gibi 4 tane adamın önüne koy hatta bunu. İkisi kendini birbirini keser bunu yemek için. Birbirlerini döverler. Yok ya, hiç bilmem ki. Taş göt makas. Ben kazanırsam onu yiyelim. Sen kazanırsan bunu yiyelim. Tamam. Bunu yiyoruz. Ben bir kere de kaybettim yine. Çiçek değil mi? Güzel hocam, kokusu. Self servis değil herhalde buradaki pastalar. Ben bunu sana vereyim. Ama ben hepsini yemem, onu nasıl yapalım? Bir dilim mi alalım? Ziyan da etmeyelim.
Bir şey diyeceğim, burası kaç tane pasta alıyor? Ortalama 60 tane, 70 tane. 60 tane. Tuna 40 tane yese, Ceren 20 tane yese, ben 1 tane yesem bence yeni video, güzel video. Tamam, biz sizi batırmaya geleceğiz ayrıca. Şimdi bunun özelliği nedir? Bir anlatın bize önce. Çikolatalı reçeli bir pastamız. İçinde profiterol sosu var. İçinde parça çikolatalarımız var. Belçika çikolatası. Belçika çikolatası, tamam. Ben hemen anlarım böyle dokunduğum zaman. Aa bak dilime, giden dilime bak. Şimdi nasıl 12 kişiye çıkacak bu dilimle? Bu dilim ne? Nasıl çıkacak? Pelin abla Kütahya'daki yani Kütahya'da böyle bir pastaya maksimum 70-80 lira falan verirsin. Maksimum o da. Maksimum diyorum bak size. Ki bak bir şey söyleyeyim mi? İnci pastaneleri de abartmıyorum. Efsane. Efsane. Gerçekten çok lezzetli mesela. Tatlıları da öyle. Ki zaten profiterolü bak size şu kadar söylüyorum. Biz Kaş'ta mesela bir Fransız restoranına gittik. Orada profiterol yedik abi. Onu bile beğenmedik. O kadar güzel profiterol yapıyorlar burada. Ya zaten hangi arkadaşım gelse, annem gelse, babam gelse hepsini anında böyle şeye götürüyoruz. Hani inciye minciye götürüyorum zaten. O kadar efsane profiterolü var. Ya bir gün muhakkak yiyin. Yanlış bilmiyorsam hatta İstanbul'da da var. Eğer İstanbul'daki iyiyse gidin orada da tadın. O zaman yöresini söylerim bak çikolatalı sana. Bak Belçika ama tam Belçika'nın merkezi değil. Biraz daha böyle şey, sahil kesimleri. Kıyısı. Biraz daha böyle deniz tuzu tadı geliyor böyle. Farklı fıçılarda bekletilmiş onun kakaosu herhalde. Belçika çikolatası kakaosu. Evet, benim özel bu zaten. Pastacılık kursunu almaya Trabzon'a gittiğimde özel benim adıma yapılan bir bıçak bu. Fil dişinden oluşuyor kendisi. Peki, bir sorum var. Bu çileklerin üstü niye böyle jelatin gibi kaplı? Jöle gibi bir şey bu. Hocam niyedir bu? Niye çileği bildiğimiz çilek koymuyoruz da jöle sokuyoruz. Deformasyon engellemiş. Günlük çıkmıyor mu bunlar? Ha sabahtan akşama kadar o şey deforme olabiliyor mu? Vay şerefsiz çilek. Çilek güzel. Çileği siz yapmadınız. Hazır çilek. Kesiyorum hocam. Bir parça. Şöyle size içinden bir kesit göstereyim. Evet hocam. Birazcık inceleyelim içerisini. Şimdi katman katman profiterol sosumuz şu olsa gerek. Şunlar muz mudur? Antep fıstığı böyle çikolata var. Gayet güzel görünüyor bence. Bu kadar da ince. Gel şimdi düşünüyorsun içinde Antep fıstığı var. Antep fıstığın kilosu olmuş kaç lira? İçinde çikolata var. Çikolata bile biliyorsunuz ki artık pahalı. Çilek zaten pahalı. Üstüne tabii işçiliği de biniyor bunun. Şefi var arka tarafta çalışan. Denenmez ki nasıl satayım. Bu arada böyle şey pasta hayatımdaki en çok sevdiğim şey değildir yani. Hani kendi doğum günlerimde bile pasta yemem. Ben doğum günü özürlüsü bir insanım. Damla çikolata var içinde. Babuş bu çok iyi. Ben hayatımda güzel pasta yememişim. Ondan ben doğum günlerini sevmiyormuşum. O yüzden pasta yemiyormuşum ben. Evet lan şimdi dank etti her şey. Şeyi güzel, çikolata kıvamı çok güzel. O damla çikolatalar böyle ağızda dağılıyor. Çileğin böyle kendi bir ferahlığı var. O profiterol kremasının böyle bir kendi güzel bir ferahlığı bir şeyi var. Ben bunu bitiririm ha. Akşam başka yemeyecek olsak ben bitiririm bunu. Tuna ile Ceren bundan 40'ar tane mi yer? Oğlum artık düşünüyorum, bir şeyi çok yediğim zaman düşünüyorum. Tuna olsaydı, Ceren olsaydı ne kadar yerdi lan diye. 5-6 tane gömer bundan. Pahalı değil, 150 lira orta fiyat. Onu yiyor şu anda. Bayağı iyi bak. Sana da vereyim inşallah. Gel bakayım. Ne diyorsun? 10 üzerinden 9.4. Pasta dedin, beklentim buydu benim yani. Daha fazla beklentim yoktu. Hani düşünüyorum. Şurası da şöyle olsa diyeceğim bir şey yok benim. Var mı senin? 9.4. IMDb puanı. Bence güzel. Hadi bakalım. Pahalı geliyor pastamız abi. İçin geliyor. Kartal'a geldik. Red Rose Cake'in önündeyiz şu anda. Burası düğün pastası ve çok özel pastalar yapıyor. Ama böyle aklınıza gelen normal pasta gibi diye. Ben buraya ilk girdiğimde inanılmaz şaşırmıştım. Her şeyin, herkesin pastası var. Madame Tussaud'un pasta müzesi versiyonu. Tasarım. Yani burası direkt olarak tasarım üstünden şey yapıyor. Efendim Lakesis 6. ayında hoş geldin. Sefa geldin. Çok çok teşekkür ediyorum bir tanem. Zeynep Kule bu arada hoş geldin. Örmeyen Tolunay Dilek Buse hoş geldin. Sefalar getirdin. Gibi bir yer burası. Aslında bence pasta değil sanat eseri yapıyor yani. Ama yiyor, yeniliyor bir yandan. Evet. İçeri girmeden önce ne yapıyoruz? Abone olmayanlar abone oluyor. Abone olmayanlar buradan çıkıyor. Çıkın gidin kardeşim. İstemiyorum lan abone olmayan adam. Kovulduk. 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 Tabii ki de yüzsüz yüzsüz izlemeye devam edeceğim.
Abone olanlar içeri girebiliyor. 15 yıl önce oğluma güzel bir sürpriz yapmak için oyuncağının birebir büyük halini pastaya çevirerek bu çalışmalara başladım. Bu iş benim işim diyerek resimden de... Ödüllü bir şef yani. Görüyor musunuz? Yani pastacılığın galaksisi var onun üzerinde de. Aldığım tekniksel bilgileri, sanatsal dokunuşları pastaların üzerine yapmaya başladım. İşte bu geçtiğimiz yıl tam pandemi döneminde dezenfektan çok gündemdeydi. Ben de tabii gündemdeki olaylarla etkileniyorum. Dezenfektandan bir pasta yapıp onu kestim ortadan ikiye. İşte çamaşır suyu, kolonyalar falan böyle. Hatta koronavirüs pastası yaptım. Gözlerinden ışık çıkıyor falan böyle çok enteresan. Bunları yayınladım sosyal medyada. Çok ilgi gördü. Dünyanın dört bir tarafından yoğun istekler gelmeye başladı. Röportaj istekleri gelmeye başladı. Çünkü viral olmuş. Birdenbire harika bir yolculuk başladı. Horizon Zero Dawn'dan gördünüz değil mi? Eloy vardı. İlki Eloy değil miydi? Bu Eloy değil mi? Chucky mi lan bu? Yok lan Chucky bu. Röportaj istekleri gelmeye başladı. Çünkü viral olmuş. Birdenbire harika bir yolculuk başladı benim için. Aslında sevdiğim işe tutunarak güzel bir başarı elde ettim kendi çapımda. Bugün Orkun Bey için bir pasta hazırladık. Tabii ki... Bunu bu arada özel olarak tabii ki de hazırladı. Yani normalde 220 bin liraya kadar şey yapmıyor yani. Sipariş olarak bize her ne kadar buna benzer pasta gelse de Orkun Bey'e özel bir tasarım gerçekleştirdik. Bir düğün pastası yaptık. 1500 kişilik bir pasta. Umarım Orkun Bey de görür 1500 ve beğenir. 1500 kişi. Kız Donald Trump var pastadan. Şu Angela Merkel değil mi? Merkel. Ama Moana var burada. Ay. Var mısın yani? Merhaba Tuba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sanat yapıyor pastasını. Tamam. Bu hep oluyor. Eski alışkanlık diyelim. Nasıl gidiyor? Ha, burası inanılmaz. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey de beklemiyordum. Instagram'daki videolarınızı gördüm ama yani Trump'ın da birebir ölçekte bir gerçek pastasının olması çok enteresan geldi mesela. Aslında bunların her biri altın madalya almış yarışma ürünleri, eserleri diyelim. İç kısımları tamamen kurutulmuş pasta, dış kısmı ise yenilebilir hamur ve yenilebilir gıda boyalarıyla renklendirilerek sanatsal pastalara dönüştürülüyor. Tabii bunlar yurt dışında uluslararası yarışmalara katılıyor. Bu sektörün olimpiyatları dediğimiz en zorlu yarışmada 4 altın madalya birden aldı. Tebrikler Trump. Peki ben bunu o zaman saçından başına kadar her yerini yiyebiliyorum. Her şekilde. Buradan başlasam buradan bitiyor yani Trump. Aynen. Merkel niye beni parmağıyla gösteriyor? Bu bir işaret mi? Küçük bir arama ve araştırma yaptığımda ona ait olan bir hareketi oldu. Şimdi bunların dışında şeyler de var. Böyle obje pastalar da var ve bakıyorsun aslında süs mü lan bu diyorsun. Bakıyorsun meyve... Ay mesela benim suratımdan pasta yapılıyor mu? Yapıyor yani. Sipariş versek değil mi? 15'i benim yayıncılıktaki yıl dönümüm. 5. yıl dönümüm. 15 Ekim. Sevgili modlarım. 15 Ekim benim yayıncılıktaki 5. senem. Haberiniz olsun. Yani söylemiş olayım dedim. 15 Ekim evet. Ben bilemem Muhammed. Ben bilemem. Meyve galiba diyorsun. Sonra biraz daha bakıyorsun. Ulan bu meyve değil pastaymış oluyorsun. Böyle bir kafada bir karışıklık oluyor. Mesela şu bir şeftali sanarsın. Pasta ama değil mi? Evet yapıştırdık. Yapışık bu. Yapıştırdık. Yani bak muz var. Üzüme pasta. Bak. Üzüm var. Pasta. Diş macunu var. Pasta. Sushi var. Kahvaltı tabağı var ya. Salatalık var üstünde o da pasta. Ben anlamadım. Sanat eseri bu. AirPods var ya. Pastadan AirPods var ya. Yani olabilir mi böyle bir şey? Instagram'da, TikTok'ta çok görüyorduk. Yakında siz de videolarını yapmaya başladınız. Böyle bir objeye bakıyorsunuz. Gerçek sanıyorsun. Sonra bıçakla kesiyorlar. Aa diyorsun bu pastaymış. Siz de yapıyorsunuz. Siz hatta yakın zamanda böyle bir mini araba yaptınız. Bayağı da detaylı yaptınız. Kabriyo. Evet 1 milyon 700 binlik şey istiyorum ben. Sevgili modlarımdan. Rica ediyorum. 1 milyon 700 bin kişilik bir pasta. Öyle bir pasta. Evet. Evet.
falan. Ne kadar sürüyor yapması? Mini Cabrio'nun lansmanı, o model için lansmanını gerçekleştirdik. Hı-hı. Bir işbirliği halinde hazırladık. Yaklaşık 2 ay sürdü. 4'e 1 oranında bütün parçalar küçültülerek çalışıldı. Oldukça zorluydu. Siz ama ana esas olarak özel günlerde, düğünlerde evet. aslında pasta yapıyorsunuz. Evet, aynen. Uygun fiyatlı da var ama çok uçuk fiyatlarda bizim birazdan göreceğimiz evet, pastamız evet, gibi evet. Deli çılgın pastalar da var. Arkaya bakalım mesela. Tabii arka tarafa geçelim. Bak burada Schmeier var, Lennon evet. var. Hepsi bir oyuncak figür gibi ama mesela sinirlendin diyelim. Atıyorum şu Barbie ile oynuyorsun. Sinirlendin, ısırıp kafasını koparabiliyorsun. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde, ülkesinde eğitimler verdim. Pastacılık eğitimleri. Bu da onlardan bir tanesi. Şeker kokuyor zaten. Isırabilir miyim? Isırabilirsiniz ama sert. Cinayete teşebbüs tanısı gelmiyor mu acaba? Bir kolunu aldım ablamı. Şikayet et. Peki şey sormak istiyorum. Benim arkada. Mesela atıyorum bir doğum günüm var. Üstünde kendi kafamın olduğu ortalama... Arkada kafanın kocaman şey diyor değil mi? Bize ne oldu? Maske mesafe konusunda birbirimize örnektik. Bize ne oldu ha? Ama bir pasta yaptırmak istiyorum. Fiyat nedir? 500 liradan 5000 liraya kadar büst pastalarımız çıkabiliyor. Kişi sayısı bence tabii burada. Bence el emeği var. Normal fiyat ya yani. Şimdi içerisinde bakacak olursak 5000 liralık ne koyabiliriz ki içine? İşte burada işin içine biraz işçilik ve emek giriyor. Dolayısıyla fiyatlarımız bu yüzden biraz oynayabiliyor. Evet. Peki biz bulabildiğimiz en pahalı pastayı istiyoruz. Bir anda ben çıksam ya gerçekten olabilecek. Arkadan. Böyle ben çırağında milyar dolarlık düğün yapıyorum. Oraya da milyar dolarlık bir pasta istiyorum biri dediğinde bana verebilecek. Bir şeyiniz var mı? Tabii ki. Ne buyurun, var görelim. Mı? Var. Görelim mi? Var tabii. 1500 kişilik pasta nasıl olabilir ya? Pasta nerede? Evet. Pasta nerede? Acaba pasta nerede? Ben pastayı görmüyorum. Nerede oğlum pasta? Bu mu pasta ya? Her şey yeniyor bunun. Evet, A'dan Z'ye her şeyi. Üzerindeki... Nasıl ya? Şunu yiyebiliyor muyum mesela sapını? Sapı da mı yeniyor? Sapı da mı yeniyor? Al. Boydan yeniyor yani. Gümüş taşlar, kumaş dokusu, fırfırlar, bunların tamamı şeker içerikli, nişasta ve tatlı pudra içerikli. Allah belamı versin, ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Bir gelinlik... şey söyleyeyim, çok güzel gelinlikmiş bu. Aşırı güzel gelinlikmiş. Ben düğün pastamı Nisan Hakan'a yaptırmak istiyorum. Bir gün eğer evlenirsem. Hatta şunu düşünüyorum. Gösterelim efendim. Bir saniye gösterelim derhal. Nisan Hakan yazalım. Nerede acaba? Bakalım bulabilir miyiz onu? Bence buluruz. İşte bu. İşte bu. Bundan istiyorum hatta kendime. Radyoaktif cheesecake. Ama Nisan Hakan yapacak. Nisan Hakan yapsın istiyorum. Çünkü bakın finaldeki görüntüsüne hazır mısınız? O kadar güzel ki finaldeki görüntüsü. İşte bu. Ben net bundan istiyorum. Eğer buna çok fiyat çekerse İstanbul'da mesela Nişantaşı'ndaki evinde yaptığı o devasa şeyden istiyorum abi. Mozaik pandan istiyorum. Bence de bu arada radyoaktif patlamayı ben bunun çok daha iyi anlattığını düşünüyorum. Kraliçem meraktan soruyorum. Bir aksilik olmazsa da 15 Ekim'de yayın açacak olursan yıl dönümüne özel mutfak yayını gelir mi? Olabilir. Olabilir, o gün şey yapabiliriz. Kutlama pastası. Nasıl? Birebir aynısını düğün pastasında yapıyorsunuz. Aynen. Üzerinde o gün giydiği gelinin aynısını birebir olarak pastaya dönüştürebiliyoruz. Ben bir daha evleneyim. Benim pastam böyle bir şey değildi ya. İnanılmaz. Ben kıtır kıtır şu kenardan köşeden yenmeyen bir şey mi yedim ben? Yo, yeniyor mu? Yiyebiliyorsunuz. Peki normalde nasıl yeniyor? Büst kısmından başlıyor. Alt eteklerine kadar içerisinde gizli tepsiler var. Böyle düşünebilirsiniz. Yani katlı düğün pastası gibi düşünebilirsiniz.
Tabii bir de içerisinde iskelet sistemi kuruyoruz. Bunun ama ayakta durabilmesi için bir iskelet hazırlanıyor öncesinde. Ve sonra bu iskeletin üzerine katlar yerleştiriliyor ve katlara tabii istediğiniz içerikle hazırlanan pastalar yerleştiriliyor. Bir şey soracağım. Bu arkadaşa otopsi yapabilir miyiz şu an? Bıçakla bir yarsak içini merak bıçağı ettim ben çünkü. Bıçağı getireyim arkadaşlar. Ye otopsi kesi atayım ben bir tane buna. Şöyle şuradan başlayalım. Nereden başlayalım? Omzundan. Böyle buradan böyle deneyim mi? Evet tabii ki tabii ki. Evet. İlçemizin açılışını yapıyoruz. Aa. Koldan giriyorum ben bıçakla. Sonra da bıçağı bırakacağım muhtemelen ama. Allah. Ama Allah. Zor biraz kesiliyor ameliyat ya. Gibi oldu bu. Ablayı tutayım da. Aha vallahi geldi. Koku çok güzel. Çikolatalı. İki ayrı lezzetli, dışı ayrı lezzetli. Bakın ablacığım. Nasıl bir sahne bu ya? Öyle yaptın mı? Bunu giymeye çalışan olur abi. Bunu gerçekten giymeye çalışan olur. Biraz canice bir hareket bence de. Üstünden yenisi daha güzel. Bu ablayı böyle koltuğa yanıma oturtacaksınız benim. Ben sabaha kadar bitireceğim bu ablayı süresi. Bu arada sadece kolu pasta değil ha. Her yeri pasta. Yani ben izninizle deşiyorum karını. Burada içerisi de var değil mi? Tabii içerisi de var. Ya bacağını, kolunu, eteğini, her şeyini yiyebiliyorsun. Ben böyle bir şey görmedim ya. Hatta bunu böyle... Göbeğini ısıralım. Valla Tuğba Hanım ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Benim boyunca da bir pasta. Hmm. Tadı da güzel. Vallahi ve çok gerçekçi. Ve bizim memlekette yapılıyor. Ben bunu gerçekten Instagram'da görüyordum. Lan bu kaç saatin alıyordur bir de düşünsene yapması etmesi. Ama sizin hesabı görene kadar ben bunu şey sanıyordum. Yani yurt dışında yapıyorlar da işte Türkiye'de yoktur herhalde falan diye düşünüyordum. Görünce çok şaşırdım. Vallahi tebrik ediyorum. Gurur duydum. Şöyle bir küçük bir anım var. Bu pasta ilk olarak Hyper Ice ben başlattım diye bahsettim. Ve sonra tabii arkası geldi. Birçok kişi başladı. Ama bütün dünyada New York Times'dan, işte The Guardian, The Sun, bütün gazeteler yazdı. İlk önce yurt dışında viral oldu. Sonra Türkiye'de duyulmaya başladı. İşte o dönem bir gazetecimiz şöyle bir şey söylemişti. Bunu ilk siz yapmadınız. Ben bunu her yerde görüyorum diye bahsettiğini. Hangi pastayı gördünüz dedim. Crocs terlik dedi. Dedim o terlik de benim. Dolayısıyla... İlk sizden çıktı evet. Aslında bu. Evet. Ana bak ben de yanlış biliyormuşum. Vallahi tebrik ediyorum. Çok da memnun oldum. Helal olsun sağ olun. Ben geldiğiniz olsun. İçin, teşrif ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Ya Orkun'a da teşekkür ederim yani böyle bir insandan bizi haberdar ettiği için. Çünkü biliyorsunuz ki biz de o Crocs terlikli olan videoyu izlemiştik. Yiyeceğiz, dağıtacağız. Çevremize, takipçilerimize. Çevremize bir tane gelin göğsü geldi. Bizim akraba şeye, esnaf amcalara gelinin sağ poposu denk gelmiş. Sağlık olsun artık böyle böyle. Gelinlik artarsa ben gelinliği alabilirim. Sosyal medyada bunu ve benzerleri birçok modelde hyperrealistik olarak görebilirler. Bizi takip ederlerse çok mutlu ederler beni. Tabii ki. Hem YouTube'dan şuradan, hem Instagram'dan. Şuradan mutlaka gidin Tuğba Hanım ve yaptığı işleri takip edin. Merak ettim ya. Aşırı merak ettim Instagram.